Şimdi ikinci tanığı davet ediyoruz. Sayın Hasan Dursun. I'm sorry. I do prefer to stop. Evet, şimdi durmayı tercih ediyorum. Hakim Pelçe, lütfen. Değerli saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bulunmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Huzurunuza hissettiğim heyecanı ve gerçekleri anlatma arzusunu Türkiye'de yargılandığım ve 22 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmayı beklediğim mahkemede hissetmedim. Zira Türkiye'deki yargılamanın gerçekçi olmadığını mahkemelerin ve görevli hakim ve savcıların iradelerinin bulunmadığını biliyordum. O yüzden orada kendimi olabildiği kadar rahat ifade edebildim. Zira sonucunda ne karar verileceğini biliyordum. Daha 15 Temmuz gecesinde ve 16 Temmuz sabahında gözaltına alındığımda bu durum benim için çok netti. Ben 2004 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladım. 2011-2014 yılları arasında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda tetkik hakim olarak çalıştım. Sonrasında 17-25-2013 tarihinde gerçekleşen yolsuzluk operasyonları meydana geldi. Bunun sonrasında Erdoğan iktidarı HSYK'yı ve onu vasıta kullanarak yargıyı ele geçirmek amacıyla özel bir yasa çıkarttı. Ve bu özel yasa çerçevesinde benim görevime son verildi, kuruldaki görevime. Yani benim için özel bir yasa çıkartılmış oldu. Benim ve benimle birlikte çalışan HSYK'daki diğer tüm personel için. Sonrasında savcı olarak Sivas'a gönderildim. 2014 yılında ne kadar şanslı olduğumu 16 Temmuz sabahında daha net anlamış oldum. Zira 2014 yılında eğer Recep Tayyip Erdoğan iktidarı şu andaki kadar pervasız ve küstah olsaydı muhtemelen o zaman tutuklanmış, mesleğimden ihraç edilmiş olurdum. 2014 yılında savcı olarak Sivas'ta göreve başladım. Ve 15 Temmuz'u takip eden 16 Temmuz günü sabah saatlerine kadar resmi olarak savcıydım. O sabah ihraç edilip gözaltına alındım. Sivas Adliyesi'nde başarılı olarak kabul edilen bir Cumhuriyet Savcısıydım. Zira yüksek lisans ve doktora yaptım. Ceza hukukunda doktora unvanım var. İyi derecede İngilizce biliyorum. Birçok Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne proje önerisi sundum. Onlarda görev aldım. Akademik dergilerde yayınlanmış birçok makalem var. Yine insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi anlamında birçok projede görev aldım. Bunları neden anlatıyorum? Kendimi övmek için anlatmıyorum. Bunlar 16 Temmuz sonrasında benim aleyhime delil olarak kullanılan verilerdi. Zira Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun hakkımda vermiş olduğu ihraç kararında ve hakkımda yazılan iddianamede eğer herhangi bir hakim savcı, yargıda görevli bir hakim savcı çalışkansa, herhangi bir disiplin soruşturması geçirmemişse, çevresindeki insanlarla iyi ilişki kuruyorsa, yüksek lisans veya doktora yapmışsa, yurt dışında herhangi bir resmi görevde yer almışsa ve herhangi bir disiplin soruşturması geçirmemişse ve çevresinde sevilen, sayılan başarılı bir hakim savcıysa, bu mevcut Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na göre ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun görüşünü kabul eden yargı pratiğine göre, çünkü Anayasa Mahkemesi, Yargıtay da bu görüşü kabul ediyor şu anda, bu hakim savcılar teröristtir, vatan hainidir ve darbecidir. Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan ben ve benim gibi 5000 tane hakim savcı 16 Temmuz sabahından bugüne kadar ihraç edildi, istifaya zorlandı veya emekli edildi. Bu anlattıklarımdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer bu özelliklere sahip değilseniz veya bu özelliklere sahip olmakla beraber bunları cesur, bağımsız ve tarafsız bir ruhla ifade etme durumunuz yoksa mevcut yargı sisteminde görev alma hak ve özgürlüğüne sahipsiniz. Dolayısıyla 4 gündür dinlediğimiz
maalesef Türkiye'nin 100 yıllık tarihinden itibaren günümüze kadar gelen bir hukuksuzluk pratiği var. Bu bugün neden daha çok önemli? Çünkü yapılan hukuksuzluklar daha önceden bu kadar nobranca, bu kadar aleni ve bu kadar göstere göstere yapılmıyordu. Dolayısıyla bugün iktidar bu şekilde bir hukuksuzluk yapmak amacıyla 5000 tane hakim savcıyı atmak zorundaydı. Zira 15 Temmuz'da bir darbe meydana geldi. Normalde darbe olduğunda darbeyi düşünen askeri bir birlik rakip gördüğü ve kendisine engel olabilecek diğer askerleri pasifize eder. 15 Temmuz ve sonrasında asker eliyle değil fakat yargı eliyle bir darbe planlaması yapıldı. Ve bunun karşısında olabilecek diğer hakim savcıların cesaretini kıracak veya onların yaptıklarını kayda geçecek hakim savcıların yok edilmesi gerekiyordu. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Allah'ın lütfu olan 15 Temmuz'u bahane olarak kullanarak gerçekleştirdiler. 16 Temmuz sabahı daha darbe devam ediyorken 2745 hakim ve savcıyı açığa alıp aynı gün gözaltı kararı verildi. Ben bizim hakkımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o gece saat 2'de soruşturma başlatıldı 16 Temmuz gecesi. Aynı saatlerde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu benim de içerisinde bulunduğum 2745 hakim ve savcı ile ilgili ihraç kararı verdi. Ve Ankara Savcılığı gördüğünüz sadece şu belgeyle bu belgeyi ilgili savcılıklara göndererek, bakın sadece bu belge, başka hiçbir dosya yoktu. Burada Ankara Savcılığı Emniyet Müdürlüğü'ne şu talimatı veriyor. Ekin'de listede isimleri bulunan 2745 hakim savcı, Yargıtay, Danıştay üyesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini derhal gözaltına alın, yurt dışına çıkmalarını engelleyin ve bunları tutuklayın. Ben de bu talimat doğrultusunda gözaltına alındım. Beni gözaltına alan emniyet mensuplarına, sonrasında bu kararı veren savcıya ve sorgulama sırasında tutuklama kararımı veren hakime ısrarla hakkımdaki delillerin ne olduğunu sordum. Bu kararları veren kişilerle ben 3 yıldır Sivas'ta beraber çalışıyordum. Bana şu itirafı yapmak durumunda kaldılar. Evet, seni biz biliyoruz. Çok çalışkan, çok başarılı bir hakim savcısın, savcısın. Ancak bize bu belgenin dışında başka bir belge gelmedi. Ancak sonrasında çuvallar dolusu belge göndereceklerini bize vaat ettiler. Ben seni tutuklamak zorundayım. Aksi takdirde ben tutuklanırım demek durumunda kaldı. Ve bunların hepsi de mahkeme tutanaklarında yazıyor. Çünkü hakim yüzümüze bakmadı, bakamadı ve tüm tutanağı da ben kendim yazdırdım. Kendimle ilgili sorgulama tutanağında. Sonrasında cezaevine gönderildik. 20 Temmuz 2016 tarihinde. Cezaevine gittiğimde yine daha önceden beraber çalıştığım infaz koruma memuru cezaevinde 16 Temmuz itibariyle başsavcının kendilerine talimat verdiğini ve 3 tane koğuşun tutuklanacak hakim ve savcılar için hazırlanmasını istediğini söyledi. Dolayısıyla ben 16 Temmuz tarihinde gözaltına alındığımda tutuklanacağım da zaten belliydi. Yapılan sadece bir tiyatrodan ibaretti. Sonrasında 30 ay boyunca cezaevinde kaldım. Yaklaşık 13 ay sonra hakkımda iddianame açıldı. Bu süre zarfında herhangi bir şekilde hakkımdaki bir delili öğrenme imkanına ulaşamadık. Zira dosyada gizlilik kararı vardı. Normal şartlar altında gizlilik kararı dosyadaki delillerin güvenilirliğini sağlamak için kullanılır. Ancak iddianame açıldığında dosyaya erişim olanağına eriştiğimizde anladık ki dosyadaki delilsizlik durumunu saklamak amacıyla savcılık ve mahkemeler gizlilik kararı almışlar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hakim ve savcılar özel yargılama usullerine tabiler. Herhangi bir savcı veya hakim canı istediği için soruşturma başlatıp bir hakim ve savcıyı yargılayamaz. Özel usullere tabidir. Ancak gelen emir ve talimatlar nedeniyle beni tutuklayan, gözaltına alan ve yargılayan hakimler bu haklarımızı tamamen gasp ettiler. Tüm yargılama boyunca bu taleplerimi dile getirdim. Kendilerini tanımadığımı, hukuken meşru bir mahkeme olmadıklarını kendilerine ifade ettim. Ancak buna rağmen taleplerimi reddedip beni nihayetinde 7 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırdılar. Cezaevinde çok ağır şartlarda kaldık.
Zira Adalet Bakanlığı'ndan ve HSYK'dan açıkça cezaevi müdürlerine talimat gönderildi ve özel personeller görevlendirildi. Bize özel bir psikolojik baskı ve fiziki işkence yapma konusunda. Bu anlamda ben fiziki işkenceye de maruz kaldım. Saçlarım uzundu. Saçlarımı kesmek istediklerini söylediler. Zira duruşmalara çıkmak durumunda kaldığımızda toplumun sempatisini uyandıracak bir görüntüye sahip olmamızı istemiyorlardı. Bu anlamda 8 tane infaz koruma memuru zorla saçımı kesmeye çalıştılar ve bana fiziken işkence yaptılar. Bununla ilgili şikayetlerim maalesef kapatıldı. Benim memurlara karşı tehditte bulunduğum nedeniyle hakkımda yeniden dava açıldı. Ondan dolayı da şu anda yargılanıyorum Türkiye'de. Şu anda halen 1000'den fazla hakim ve savcı cezaevinde. Daha da fazlası yargılamaları bitip dosyaları kesinleştiği için cezaevine girmeyi bekliyorlar. Tabii birçoğu böyle bir hukuksuzluğa karşı yeniden muhatap olmamak açısından yurt dışına çıkma olanaklarını arıyorlar. Ne yazık ki Yunanistan'da ve Ege'de bu şekilde illegal olarak geçmek isteyen meslektaşlarımın geri iade edildiğini, orada işkenceye maruz kaldığını ve yeniden Türk hükümetine teslim edildiğini üzülerek duydum ve gördüm. Aslında Sayın Luca Perilli'nin raporunu okuduğumda unutmaya çalıştığım, unuttuğum birçok ayrıntıyı yeniden hatırladım. Gerçekten beni benden daha iyi anlatan bir rapor. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum. Raporu okuduğumda çok üzüldüm. Çünkü ben yani Türkiye Cumhuriyeti'nin insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir yargı sistemi inşası için çalıştım. Bunun hayalini kurdum ve bu hayali gerçekleştirmek için gayret sarf ettim. Ülkemi ve insanlarını seviyorum. Yeniden bu hayali kurup, bu hayalleri kuruyorum ve bunların gerçekleşmesi için elimden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Bu anlamda ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Kendime ait bir YouTube kanalım var. İki tane derneğin kurulmasına aracılık ettim. Çünkü Türkiye'de de Yarsav'ın üyesiydim. Daha sonra kapatılan ve tüm üyeleri, birçok üyesi cezaevine atılan ve halen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin cezaevinde bulunduğu bir yargı örgütlemesiydi. Dolayısıyla sivil toplumun bu noktadaki fonksiyonuna kesinlikle inanıyorum. Şu anda maalesef Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığını maalesef ve maalesef üzülerek söylemek durumundayım. Zira siyasi davalarda hakim ve savcıların hiçbir iradesinin olmadığını net olarak gördüm. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi bu karar olduğu gibi, örnek olarak vermem gerekirse, 1000'den fazla hakim savcının tutukluğa ait itirazını reddeden bir mahkeme kararının, 20 sayfalık bir mahkeme kararında sadece bir satır cümle vardı. Geri sadece isimlerden ibaretti. Zira siyasi bir dava varsa maalesef Türk mahkemeleri bu noktada çok etkisizler. Tabii benim için diğer bir hayal kırıklığı da İnsan Hakları Mahkemesi'nin, diğer Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlarının Türkiye'de yaşanan bu insan hakları ihlallerine hızlı, etkili bir tepki göstermemeleri. Tabii ki onların çalışma usulünü de bildiğim için bu normal karşılanacak bir şey ama böylesine yoğun, sistematik bir insan hakları ihlalleri noktasında uluslararası toplumun daha da etkin bir mücadele sergilemesini beklerdim. Şu anda Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bu noktada özellikle siyasi davalarda bir görüşü benimseyip o görüş doğrultusunda hareket eden aparatlar haline dönüşmüş vaziyette. Zira 100 yıllık ve daha da fazlasına dayanan yargı kültürünü tamamen bir kenara bırakıp yeni bir yorum meydana getirdiler. Aslında bunun literatürdeki karşılığı düşman hukuku uygulaması. Zira Türkiye'de iki tane insan türü var. Bir rejimin makbul kabul ettiği toplum kesimi, bir de düşman olarak gördüğü toplum kesimi. Eğer düşman olarak görülüyorsanız veya siyasi iktidar sizi öyle işaret etmişse, bu durumda hakimler ve mahkemeler maalesef anayasanın kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmiyorlar, getiremiyorlar. Zira kendileri de çok korkuyorlar. Bunu da teslim etmem gerekiyor. Çünkü aksine bir karar verdiklerinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bana ve benim gibi 5000 tane hakim savcıya bakarak çok rahat görebiliyorlar. Biz sadece meslekten ihraç edilmedik hakim savcılar olarak. Bizim tüm diplomalarımız iptal edildi. Sigorta kayıtlarımızı özel şeyh düşülerek herhangi bir kurumda, özel veya tüzel herhangi bir kurumda çalışmamız engellendi.
Ve böyle bir şeye teşebbüs ettiğimizde bunun işverene çok ciddi bir maliyeti olacağını, onların da terör örgütüne destek vermekle suçlanacağına dair birçok somut örnek yaşadık. Dolayısıyla Türkiye benim ve benim gibi 5000 tane hakim savcı için maalesef şu anda bir açık hapishane veya bir cezaevi durumunda. Ya bunu raporda çok ayrıntılı anlatıldığı için yeniden tekrar ayrıntılı olarak dile getirerek sizleri sıkmak istemiyorum. Ama bir hukukçu olarak, bir savcı olarak demin Sayın tanığımız da bahsettiği gibi Kürt halkının bu sorunları yaşamasının da temelinde maalesef ve maalesef kendilerine dikte edilen ideolojinin dışında karar veremeyecek yargı mensupları bulunmaktadır. Kendisinin bahsettiği süreçleri ben de o anda görevli olduğum için meslektaşlarımın, şu anda görevde olan meslektaşlarımın nasıl baktığını gayet net biliyorum. Orada yapılanın bir insan hakları ihlali değil, bir vatan mücadelesi, bir terör örgütüyle mücadele olduğunu gördüler. Ve bu noktada hükümetin tüm söylemlerini yargı kararını haline getirmek için özel bir gayret sarf ettiler. Aksine düşünen hakim ve savcıları fişlediler. Çünkü onları muhalif ve bir şekilde mevcut iktidara tehlike olarak kabul ettiler. Yine üzüldüğüm bir durum, 5000 tane hakim savcı iktidar eliyle ihraç edilirken maalesef muhalif toplum kesimi buna sessiz kaldı, hatta destekledi. Buna muhalefet partileri, barolar özellikle dikkat çekici. Zira ben tutuklandığımda ve sonrasında birçok baro, hemen hemen hepsi hiçbir şekilde etkin bir tepki göstermediler. Hatta avukatlığımızı yapacak avukatları tehdit ettiler. Eğer bu kişilerin avukatlıklarını alırsanız, müdafiliklerini yaparsanız cezalandırılırsınız diye. Cezaevinde bulunduğumuz süre içerisinde hukuki bir yardım alamadık. Zira avukatların sesli, görüntülü ve yanımızda bir gardiyan olarak görüşme yapmamıza izin veriliyordu. Böyle bir durumda birçok avukatın da müvekkiliyle yaptığı görüşmeler daha sonra soruşturma haline getirilerek onlar da ihraç edildiler. Tutuklandılar, gözaltına alındılar ve ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. Zira Erdoğan iktidarının düşmanlaştırdığı bir kişinin anayasal tarafından tanınan veya uluslararası sözleşmeler tarafından güvence altına alınan hiçbir hakkı kullanması mümkün değildir. Zira onlar insan olarak kabul edilmiyorlar. Ben süremi daha da fazla açmak istemiyorum. Sormak istediğiniz soru varsa bu noktada cevap vermek isterim. Thank you very much. Thank you very much for your intervention. And now, as you said, I will give the floor to the judges. Judge Biancu, would you be kind to start? Thank you, Madam President. I have three questions in relation. Evet, şimdi üç sorum var bu tanıklıkla ilgili. İlk soru. Evet, insan hakları projeleri ve AB ile ilgili bazı projeler yapmanızın size karşı delil olarak kullanıldığını söylediniz. İkinci sorum, bu belgeden bahsettiniz. Şu belgeden bahsettiniz. Burada ekranda gösterildi bu belge. Bunun HSYK kararı olduğunu söylediniz ama burada tercümede şöyle yazılı. Burada başsavcılık olduğu yazılıyor. Bu belgeyi hangi kuruluş yazdı söyleyebilir misiniz? Burada başsavcının imzası var çünkü. Ve ayrıca bu belgede FETÖ organizasyonuna bağlı hakim ve savcıların ismi bu ektedir diye yazılıdır. Peki buna sadece bir liste mi ekliydi acaba, yoksa her hakim ve savcı için ayrı bireysel bir tutuklama, gözaltına alma emri mi vardı? Ve bu emirlerde acaba ayrıntılar, açıklamalar var mıydı? Siz bir hukukçusunuz, bu nedenle herhalde bu iki unsur arasındaki ayrımı bilirsiniz. Üçüncü sorum ise, şu anda iş bulma hakkınızın olmadığını söylüyorsunuz Türkiye'de. Acaba Türk hükümetinin veya herhangi bir hukuk organının, kanun organı bu konuda bir kararı var mı, yoksa bu sadece bir uygulama mı? Teşekkür ederim. Şu anda elimizde gördüğümüz belgeyi imzalayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevli bir cumhuriyet savcısı. Ya bu talimatı veren
ve bizim hakkımızda 2745 kişi hakkında soruşturma kararı veren birim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Belki yanlış ifade ettim. Ancak ifademin arkasında şöyle bir kabul ve realite yatıyor. Bu kararı bir Cumhuriyet Savcısının tek başına vermesi mümkün değil. Çünkü hakim savcılar hakkında soruşturma başlatılabilmesi için HSYK'nın özel bir izin verilmesi ve bu noktada savcılığa ihbarda bulunması gerekiyor. Ama şu anda net olarak bildiğimiz medyada yansıyan şöyle bir realite var. 15 Temmuz gecesinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin de bulunduğu, içerisinde Ankara Başsavcısı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı'nda görevli bürokratlar ve istihbaratta görevli kişilerin oluşturduğu bir kriz masası, yargı kriz masası oluşturuldu. Ve bizim ihracımıza ve tutuklanmamıza dair karar ve emir orada verildi. Zira dikkat ederseniz burada herhangi bir soruşturma numarası yok. Çok hızlıca hazırlanmış bir karar. Her ne kadar altında bir savcı ismi yazıyorsa da burada diğer Adalet Bakanlığı'nın ve HSYK bürokrasisinin de açık bir desteği ve kabulü var. O yüzden teknik olarak bu soruşmayı Ankara Savcılığı başlattı. Tutuklama kararını onlar verdiler. Ancak arkasında böyle bir çalışma vardı. Burada bir listeden bahsediyor. Bu listede 2745 tane meslektaşımın ismi var. Benim de ismim var. Böyle bir listenin hazırlanması için ben kurulda çalıştım. En az bir aya ihtiyacınız var. Tüm dosyalar çıkartılacak. Tüm mesleki geçmişi incelenecek. Gerçekten suç işleyen, suç gerektiren eylemleri var mı yok mu diye incelemeye tabi tutulacak. Sonrasında 15 bin hakim savcı arasında bunlar tek tek seçilerek böyle bir liste oluşturulacak. Bu yapılmadı. Çünkü 2014 ile 2016-15 Temmuz arasında yargının tamamında iktidara yakın Yargıda Birlik Platformu tarafından, çünkü bu bir dernek oldu daha sonrasında, bir oluşumdu. İktidar partisinin ve muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Vatan Partisi'nin desteklediği bir oluşumdu. Dolayısıyla bunlar kendilerini milli ve yerli hakim olarak tanımlıyorlardı. Ve karşısında gördükleri tüm muhalif hakim ve savcıları listelediler. Bunları Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bünyesinde Adalet Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın görevlendirdiği elemanlar tarafından oluşturulan bir komisyonda topladılar ve liste haline getirdiler. Dolayısıyla 15 Temmuz'a geldiğimizde ihraç edilecek muhalif görünen, tehlikeli görülen hakim ve savcılar zaten belirlenmişti. Adliyeler o tarihe kadar ikiye bölünmüştü. Çünkü benimle konuşmak, benimle herhangi bir şekilde sosyal bir ilişkiye girmek diğer taraftaki hakim ve savcılar için büyük bir ithamdı. Dolayısıyla psikolojik olarak zaten adliyede, tüm adliyelerde, benim de yaşadığım adliyelerde, Yargıda Birlik Platformu'na üye hakim ve savcıların vatansever, diğerlerinin terörist ve hain olduğu konusunda bir algı vardı. Bu listeler bu temelle hazırlandı. 15 Temmuz bahane edilerek o gece bunlar yürürlüğe kondu ve bir şekilde soruşmaya dönüştürüldü. Zaten hazır olan listelerdi bunlar. Benim Avrupa projelerinde çalışmış olmam, yani gerek HSK kararında gerekse iddianamemde benim yargı bürokrasisinde ilerlemek ve tırnak içerisinde parlatılmak açısından bir grubun bana yaptığı bir iyilik olarak atfediliyor. Dolayısıyla ben bu noktadaki çalışmalarım, iddianamemde de var, benim bir örgüt üyeliğine delilim olarak sunuldu. Bu benim insan hakları alanında verdiğim bir mücadeleydi. Ama maalesef sonrasında suçlama haline getirildi. Aslında yargılanan benim mesleki kariyerim, eğitim hayatım ve sosyal ilişkilerimdi. Zira iddianamede yer verilen delillere baktığımda Twitter paylaşımlarım, Facebook yazışmalarım, görüşme yaptığım arkadaşlarım ve sosyal çevrem bir suç deliliymiş gibi bana yansıtıldı. Şunu özellikle söylemek istiyorum. 5000 tane hakim savcının hemen hemen hepsiyle ilgili hazırlanan iddianamede görevleri sırasında görevlerini ihmal ederek herhangi bir yerden talimat almak suretiyle karar verdiklerine dair hiçbir iddia ve delil yok. Bu çok önemli bir husus. Zira benim savcı olarak, yargı mensupları olarak teminatlarımın elimden alınması için benim görev nedeniyle işlemiş olduğum bir suçun ispatlanmış olması gerekiyordu. Maalesef bugüne kadar bu ortaya konulmadı, konulamaz. Zira ben bu konuda mütevazilik yapmayacağım. Çok başarılı bir savcı olduğumu düşünüyorum. Bunun için ailemden ve çocuklarımdan da çaldığım zamanımı işime verdim. Dolayısıyla bu yapılanın aslında büyük bir
muhalefeti susturma operasyonunun ilk aşaması olduğu noktasında hiçbir tereddüdüm yok. Evet, mikrofonu açmadı Sayın Başkan. Şimdi soru için, evet, sözü size veriyoruz. Sayın Hakim Paçe, sizin sorunuza sormanızı istiyoruz tanığımıza. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şimdi neredeyse 8 yıla mahkum edilmişsiniz değil mi? Evet, 8 yıllık hapis cezası. Yani siz ya salıverildiniz ya da gözaltından kaçtınız ya da bir şekilde serbest bırakıldınız bu hapsiz cezasının uygulanmasından önce. Peki ne gibi durumlarda bu gözaltınız sonlandı? Hangi durumdaydınız gözaltınız sonlandırıldığında? Burada iki örgütten bahsettiniz ya da iki kurumdan bahsettiniz. Kısaca bu kurumların hangi konuları da bu örgütlerin hangi konuları ele aldığından bahsedebilir misiniz? Ve son olarak bütün çalışmalarınız Türkçe mi internette vesaire? Çok teşekkürler Sayın Başkan bana bu soruyu sorma imkanı verdiğiniz için. The floor. Sözü size veriyoruz. Buyurun. Evet. Benim hakkımda karar veren, ihracım noktasında karar veren iki tane kurum var. Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu. Zira Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun doğal üyesi ve Adalet Bakanı ayrıca kurulun başkanı. 17.5 sonrasında her ne kadar 22 üyeli bir kurul olsa da oluşan psikolojik ortam nedeniyle Adalet Bakanı'nın tamamen kurulu baskısı altına alıp yönlendirdiği, müsteşarı vasıtasıyla kararlarına şekil verdiği uydu bir kurul haline geldi. Yargı bağımsızlığını ve teminatını sağlamaktan ziyade onu tehdit eden bir pratik geliştirdi. Zira muhalif herhangi bir sese izin vermediği gibi kendilerinin istediği karar vermeyen kendi üyelerini, arkadaşlarını, dostlarını dahi ciddi yaptırıma maruz kaldılar, bıraktılar. Ben 30 ay cezaevinde kaldım. Neden sonrasında beni tahliye ettiler? Bu çok önemli bir soru. Tutuklanan yaklaşık 3000 tane hakim savcının tutukluluk süresi yaklaşık bir yıldan fazlaydı. Zira bu onlar için çok bu süreci planlayan HSYK ve Adalet Bakanlığı için çok önemli bir aşamaydı. İddianamelerimizin hazırlanmasını 2 yıl süreyle geciktirdiler. Benim dosyama tutuklandıktan sonra giren savcılığın aleyhime delil olarak kabul ettiği ilk veri, resmi ilk veri Aralık 2016 tarihliydi. Dolayısıyla tutuklandığım 16 Temmuz'dan 29 Aralık 2016 tarihine kadar 6 ay boyunca hakkında hiçbir veri yoktu. Dolayısıyla HSYK kendisine göre yaptığı listeden bahsettim. Bu listeyi renklendirdi. En çok düşman gördükleri, daha az tehlikeli gördükleri ve kendilerini ve söylemlerini kabul etmediği için cezalandırılması gereken bir listeydi. Kırmızı listede bulunanlar halen cezaevinde. Çünkü onlara karşı olan düşmanlıklarının, nefretinin neden kaynaklandığını bilmiyorum. Muhtemelen iktidar partisine karşı yaptıkları soruşturmalar ve onları rahatsız eden soruşturmalar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Ben muhtemelen ortadaki listede yer aldığım için benim tahliyem konusunda mahkeme heyetine bir takdir hakkı verdiler. Dosyada delil olmadığını gören ve benim her duruşmada dile getirdiğim, her gün yazdığım dilekçelerle yüzlerine vurduğum, belki bu hukuksuzluğa daha fazla dayanamadılar ve beni Aralık 2018 tarihinde tahliye etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla tutuklanmamda herhangi bir hukuki gerekçe olmadığı gibi tahliye edilmemde de hukuki bir gerekçe aramadım. Çünkü burada hukuki bir dava ve süreç yoktu. Evet, son sorulara çok özür diliyorum. Yani yayınlarımın Türkçe veya İngilizce mi olduğunu sordu. Yazdığım makalelerden bazıları İngilizce ancak maalesef genel itibariyle yayınlarım Türkçe. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi sözü size vermek istiyorum Sayın Van der Westhuizen. Evet, çok teşekkürler Sayın Beyefendi bu tanıklığınız için. Gerçekten çok rahatsız edici bunları dinlemek. Yani
bu tutuklamaları, bu hapse atılmasını dinlemek, hakimlerin, savcıların maruz kaldığı bu durumu dinlemek çok üzücü. Bazen çok çarpıcı, çok üzücü tanıklıkları da burada dinledik. Özellikle çok korkunç, çok zalimane unsurlarından bahsedildi. Örneğin işkenceden, kaçırmadan bahsedildi. Bu insanlara karşı uygulanan eziyetlerden bahsedildi. Ama kendi adıma bahsedecek olursam, burada yargı sistemiyle ilgili olarak gördüğüm kadarıyla bir ölçüde ve belki de farklı bir düzeyde daha da rahatsız edici olanlar sizin anlattıklarınız. Yani ben bunu nihayet kanıtları dinledikten ya da nihai bir çıkarımı varmadan önce de bunu söyleyebiliyorum. Şimdi size sormak istediğim tek soru şu. Acaba siz buradan nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Yani bir sonraki adımınız ne olacaktır? Gelecek için planlarınız nelerdir? Söyledikleriniz doğru ise ve burada raportörlerin dün söyledikleri de doğruysa, sizce acaba bir olasılık, bir imkan var mıdır? Yani burada Türkiye'deki hukuk sisteminin dürüstlüğünün, sağlamlığının, tarafsızlığının bütün unsurlarıyla birlikte mesleki bağımsızlığının, yani işini icra eden hukukçuların işini yürütmesi, ki buna yargıçların tarafsızlığı ve bağımsızlığı da dahil, yani bütün bunları göz önüne bulacak olursak, bunların eski haline döndürülmesi, yeniden test edilmesi mümkün mü? Dünyada hiçbir yargı sistemi, hiçbir hukuk sistemi tabii ki mükemmel değildir. Ama en azından bazı asgari standartlar vardır. Ve burada kamunun ve uluslararası camianın bir hukuk sistemine güven duyabilmesi için belirli standartlar olması gerekir. Burada meşruiyetten bahsettik. Örneğin bir hukuk sistemi meşruiyetinden bahsettik. Sizce böylesi bir olasılık var mı? Buradaki bir hukuk sisteminin dürüstlüğü, tarafsızlığı, meşruiyeti eski haline döndürülebilir mi? Yeniden tesis edilebilir mi? Ve sizce bu nasıl yapılabilir? Ve çok mütevazı bir seviyede bu tribünal kendi adımıza ne yapabilir, kendi adına ne yapabilir ya da başka herhangi bir tribünal, başka herhangi bir mahkeme ne yapabilir buna yardımcı olmak için? Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin burada olmanız, ben ve benim gibi diğer mağdurlara söz hakkı vermeniz gerçekten çok çok önemli. Zira Sayın Luca Perilli'nin raporunu okuduğumu söyledim. Zaten böyle bir raporun hazırlanmış ve uluslararası kamuoyu tarafından paylaşılıp bilinecek olması bile Türkiye'deki hukuksuzluğun bir nebze olsun azaltılmasına çok önemli bir fonksiyon ifade edeceğini düşünüyorum. Tabii herhangi bir devlet kurumunun iyi işlemesi, anayasa ve uluslararası standartlarda görev ifa etmesi, yargı da bunun içerisinde, toplumun talebiyle ilgili olacak olan bir husus. Eğer toplumun tüm unsurları, tüm sivil toplum örgütleri, tüm siyasi partileri bağımsız ve tarafsız bir yargı istediği takdirde bu gerçekleşecek. Ancak Türkiye'de şunu net olarak söyleyebilirim ki bunun genel itibariyle kabul ve istenen bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunun gerçekleşmesi konusunda ben ve benim gibi ihraç edilen 5000 tane hakim savcı herhangi bir düşmanlık, nefret veya bir önyargı beslemeden yaşadığımız mağduriyete de kendimizce gerekçeler bularak yeniden edindiğimiz bu tecrübeyi de göreve geldiğimizde görevimize yansıtmak anlamında bir fırsat olarak bekliyor ve bu zamanların gelmesini umut ediyorum. Zira bu sürecin hepimize öğrettiği, çünkü şu anda sadece 5000 tane hakim savcıdan bahsetmiyorum, yaklaşık 200 binden fazla kamu görevlisi. Tüm devlet aslında bir nevi iyi ve kötüler olarak benim yoruma göre ayrılmış vaziyette. İyi olanlar, bunun içerisinde toplumun tüm kesimden insanlar var. İktidarın çıkarttığı kararla atılmış ve elemine edilmiş durumdalar. Buraya gelir misin? Ve bunların hepsi kamu görevinin ne olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin ne olduğunu cezaevlerine girerek, özgürlüklerini kaybederek, iftiralara ve hakaretlere uğrayarak birebir yaşadılar. Dolayısıyla ben Türkiye'nin çözümünü ihraç edilen ve bugün terörist olarak yaftalanan insanların yeniden söz sahibi olduğu bir ülkede buluyor ve görüyorum. Tabii bu insanların dediğimiz anlamda bir devlet inşası da sivil toplum örgütlerinin bilinçli hareketleriyle ve onları denetlemeleriyle mümkün olacak. Ben 15 Temmuz 2016 öncesinde ümitleri hakikaten çok kaybolmuş bir insandım.
Çünkü Ankara'da çalışmaya başladığımda bürokratik işleyişin, oradaki muhalefet partilerinin veya iktidar partisinin veya sivil toplum örgütlerinin hangi mantıkla çalıştığını içim acıyarak gördüm. Daha öncesinde cübbesiyle ve yetkileriyle bir şey değiştirme hayali kurarken Ankara'da gördüğüm realite beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama 15 Temmuz sonrasının ülkemize bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Bu fırsat tüm toplum kesimini oluşturan unsurların ortak bir ilkeler paydasında buluştuğu ve bunun mücadelesini verdiği takdirde Türkiye'nin huzurlu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir devlet haline geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu görünürde negatif ve çok acı bir süreç olmakla beraber bize verdiği dersler itibariyle çok önemli bir süreç olduğu kanaatindeyim. Bunun hayalini kuruyorum ve ortam oluştuğunda yeniden geriye dönüp tecrübelerimi de kullanarak savcı olarak ama bu defa daha bilinçli ve daha öngörülü bir kişi olarak bu sürece katkı sunmak için de heyecanla bekliyorum. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz tanıklığınız için.